İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu Asuri Süryanilere karşı işlenen soykırım kurbanlarını andı. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidia Margosyan'ın konuşması. Sefr Antlaşması 101 yıl sonra daha aktüel. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Arşak Karabetyan Sergey Şoygu'nun daveti üzerine Moskova'ya gitti. Adam Schiff, ABD komşusuna karşı düzenli olarak güç kullanan Azerbaycan'a silah vermemelidir. Ezidilere yönelik soykırıma atıfta bulunmak. Batı Ermenistan, Asuri Süryanilere karşı işlenen soykırımı 6 Nisan 2015 tarihinde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan tarafından imzalanan 34 sayılı resmi kararname ile Batı Ermenistan tarafından tanındı. Batı Ermenistanlı milletvekilleri Asuri Süryanilerin Osmanlı İmparatorluğu tarafından Batı Ermenistan topraklarında soykırıma tabi tutulduğunu hatırlamanın tüm Ermeniler için önemli olduğunu düşünüyorlar. Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili Asuri Süryani Cemaati Temsilcisi Zemfira Mirzoyeva, Ermenilere, Rumlara ve Asuri Süryanilere yönelik soykırımın Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en utanç verici sayfası ve 20. yüzyılın trajedisi olduğu hatırlatılmalıdır, dedi. Batı Ermenistan Milletvekili Mirzoyeva, üç halkın acıyla birleştiğini, çabalarını birleştirmelerinin, uluslararası örgütlerde birlikte çalışmanın gerekli olduğunu, soykırımın tanınmasını talep ettiğini sözlerine ekledi. Mirzoyeva, cemaatin 9 üyesinin şehit düştüğü Arsaf Savaşı'nda olduğu gibi, Asuri Süryanilerin Ermeni halkını desteklemeye her zaman hazır olduğunu hatırlattı. 7 Ağustos'un Kuzey Irak'ta dahil olmak üzere tüm dünyada Asuri Süryanilere karşı uygulanan soykırımın anma günü olduğu hatırlanmalıdır. Bugün Asuri Süryaniler de Ermeniler ve Rumlar gibi 1915-1923'te işgal altındaki Batı Ermenistan topraklarında işlenen soykırımdan sağ kurtulanların nesilleridir. O dönemde yarım milyon ile 750 bin Asuri Süryaninin katledildiği iddia ediliyor. Bu nedenle Batı Ermenistan, Rumların ve Asuri Süryanilerin Batı Ermenistan vatandaşlığını kazanma hakkını savunmakta ve tanımaktadır. 31 Temmuz 2001 işgal altındaki milletler ve kendi kaderlerini tayin hakkı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidia Margosyan'ın konuşması. Bayanlar ve baylar, ulusal kurtuluş mücadelesinin siyasi öncüsü olan herkes. Öncelikle işgal ve sömürgeciliğin yol açtığı baskılara maruz kalan tüm halklarla dayanışmamı ifade etmek istiyorum. İnternetin karşılıklı bilgimizi derinleştirmeyi, güçlerimizi birleştirmeyi kolaylaştırdığı Zoom konferanslarına devam etmenizi teklif ediyorum. Bu bağlamda eylemleriyle en büyük insani adaletsizliği olan kolonizasyon ve işgalin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunan tüm organizatörlere, katılımcılara ve dinleyicilere teşekkür etmek istiyorum. 10 bin yıldan daha eski olan halkımın, atalarının, Hazar Denizi, Akdeniz ve Karadeniz arasında yer alan topraklarda yaşayan yerli bir halk olduğunu hatırlatmak isterim. Ermeni halkı imparatorlukların politikası tarafından ezildi ve bugün de Orta Asya'dan gelen 1076'da Ermeni yaylalarını işgal eden ve yerli halkı vahşi barbarlığa maruz bırakan Türk ordularının yürüttüğü Türk zorbalığı tarafından ezilmeye devam ediyor. Konuşmanın tamamı web sitemizde mevcuttur. 101 yıl önce bugün Paris'in banliyösü Sèvres'de başta Ermenistan olmak üzere tüm Orta Doğu'nun kaderini değiştiren bir barış antlaşması imzalandı. Bu antlaşma Orta Doğu'nun acı çeken halkları için adil bir tazminata yönelik bir adımdı. Ermeni halkının Ermeni platosundaki tarihi topraklarında bağımsız bir devleti yeniden kurma hakkı uluslararası olarak kabul edildi. Antlaşmaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'a gelecekteki bağımsız Ermenistan'ın sınırlarını çizmesi teklif edildi. Bu sınırların batı kısmı Erzurum, Van, Bitlis, Trabzon'dan geçecekti. Woodrow Wilson sınırlar hakkında tahkim kararını aldı ancak çok daha sonra 22 Kasım 1920'de soykırımdan ve tehcirden sağ kurtulan Ermeni halkı ne yazık ki kağıt üzerinde kalan haklı mücadelesinin zaferini nihayet elde etti.
Yeni uluslararası durumda Sevr Antlaşması uygulanmadı. Atatürk, Türkiye'de iktidara geldiğinde Sevr Antlaşması'nı etkisiz hale getirmek için adımlar attı. Türkiye, Ermenistan Cumhuriyeti'ne saldırdı ve Rusya'nın büyük desteğiyle antlaşmayı iptal etmeye çalıştı. Rusya ve Türkiye, Ermenistan Cumhuriyeti topraklarını işgal ederek ve bölerek 1921 antlaşmalarıyla kendi Sevr'lerini kurdular. Ermenistan, Sovyet Ermenistan'ı şeklinde Ermenilerin küçük bir rezervesi olarak kaldı ve orada 1921-23 yıllarında Rus-Türk kuvvetleri ortaklaşa Ermenilere karşı katliamlar ve sürgünler politikasını sürdürdüler. Katliam ve sürgün dalgası 1930'lara ve 1980'lerin sonlarına kadar devam etti ve tarihi bölgede Ermenilerin varlığını en aza indirerek siyasi, demografik ve ekonomik gelişmeyi engelledi. Bütün bunların sonucu 1988-1994 yıllarında Ermenilerin yararlanamadığı ilk Artsakh Kurtuluş Savaşı oldu. Oysa uluslararası hukuktaki tek belge Wilson'un tahkim kararıyla imzalanan Sevr Antlaşması'ydı. Aynı dönemde Türk barbarları bölgedeki kendi yanlış gündemlerini dikte ederek kararsız adımlarımızdan en iyi şekilde yararlandılar. 2020'de Artsakh'ta yaşanan 44 günlük savaş, gündemin son 30 yıldır bize sunulan müzakerelerin Ermeni karşıtı olduğunu kanıtladı. Halkımızın hayati çıkarlarını güvence altına almadılar, ancak bazı Ermeni siyasi çevreleri ulus karşıtı politikalarını sürdürüyorlar. Bu politikanın anti-ulusal doğası 2016 yılında Sevr Antlaşması'nı onaylayan Birleşik bir Ermenistan için savaşan tek ülke olan Batı Ermenistan tarafından hissedilmektedir. Bunun yerine Türkler Ermeni sorununun gücünü ve değerini çok iyi anlıyor ve Sevr sendromu Türkiye'ye rahat vermiyor. Bu yüzden 100 yıl sonra Erdoğan Sevr'e karşı yeniden savaşıyor. Çeşitli komisyonlar kuruyor, Suriye ve Artsakh dahil Ermeni medeni varlığının çerçevesinde askeri operasyonlar yürütüyor. Erdoğan'ın her fırsatta Sevr'den bahsetmesi Türkiye'nin Sevr Antlaşması'nın uygulanmasından korktuğunun kanıtıdır. Bizim için ise Sevr meselesi Ermeni halkının ulusal varlığının bir meselesidir. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı'ndan verilen bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Arşak Karabetyan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun daveti üzerine bugün Rusya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Habere göre Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı'nın Moskova'da Rus mevkidaşı ile bir takım konuları görüşmek için bir araya gelmesi planlanıyor. Bu Karabetyan'ın Ermeni askeri departmanının başına geçtikten sonra Moskova'ya ikinci ziyareti. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı olarak görev yaptığı sırada 27 Temmuz tarihinde de Moskova'daydı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi ve Ermeni İşleri Kongre Grubu Başkan Yardımcısı Kaliforniya'dan Demokrat Adam Schiff, Azerbaycan ile Türkiye tarafından Artsakh'a karşı başlatılan savaştan sonra Ermeni halkına yönelik sürekli tehditten, özellikle Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne saldırmakla tehdidinden çok endişeli. Armen Press'in sorusuna yanıt olarak Kongre üyesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin komşusuna karşı düzenli olarak güç kullanan bir ülkeye silah tedarik etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu nedenle Kongre'nin alt kanadı, Kongre üyesi Şif'e göre Aliyev rejimini suçlayan ve ABD'nin Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'a karşı güç kullanmasına göz yummayacağını gösteren Palon değişikliğini kabul etti. 906 yılından 2014 yılına kadar toplam 74 katliam yaşayan Ezidiler en fazla katliama uğrayan halktır. Güneş ve doğaya inanma yerine Orta Doğu'daki temsilcisi olan İslamiyet'i kabul etmedikleri için başlayan ilk kılıç, ilk katliam darbesi bitmeden bugüne kadar devam ediyor. Kitlesel sürgünlerle, ölüm tarlalarında ne zaman, nereden, nasıl geleceği belli olmayan ölümlerle tanıştılar. Kadın ve çocuklar cinsel köleliğe zorlandı. Mağaralara tıkatılıp diri diri yakıldılar. 3 Ağustos tüm dünyada Ezidilere karşı gerçekleştirilen soykırım günü olarak anılıyor. Bizler de ülkesi işgal edilen, ezilen ve horlanan mazlum halklar olarak Ezidi halkına karşı işlenen soykırımı lanetliyoruz. Ezidiler
tıpkı Ermeniler, Rumlar, Asuri-Suryaniler, Keldaliler gibi soykırım ve kitlesel sürgünden dolayı tarih boyunca ana vatanları dışında her yerde çoğunluk olarak yaşamak zorunda bırakıldılar. Bu utanç verici köleliği ortadan kaldıracak olan Ezidi halkının ve bölgedeki yerli halkların birleşik devrimci mücadelesi olacaktır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hazeratlı topluluk tarafından seslendirilen Sardarabad adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.